Alim. Tuh. Yazıklar olsun sana Ali. Fatma. Yapma. Aslında bunları sen de hak ediyorsun da hasta yatağındasın diye kendimi tutuyorum. Ne geldin? Fatma abla, ben insaniyet namına. Ah! Hala insaniyet diyor. Ya abla, kendini benim önüme attı. Neredeyse benim yüzümden ölecekti. Ne yapsaydım? Arkamı dönüp gitse miydim? Sen ta başında arkanı dönüp gidecektin Ali. O zaman bunların hiçbiri olmayacaktı. Bırak kalsın. Madem gözünü açtın, ben gidiyorum. Allah ikinize de pişmanlık nasip etsin, ne diyeyim? Gelirim yine. Ay, bak bak tavşancık, tanımış tavşancık. Bak, ay. Ay, anne geldi. Merhaba. Buyurun. Ana sağlığından geliyorum. Bir bebeğiniz var değil mi? Hayır. Yani evet de benim bebeğim değil. Yani annesi ben değilim. Bu evde hastaneye kaydı yapılmamış bir bebek var hanımefendi. Bebeği görebilir miyim? Tabii. Geçin buyurun. Tatlı şey. Hadi bakalım. Ne yapacaksınız şimdi? Muayene mi edeceksiniz? Birkaç rutin kontrol. Siz bebeğin nüfus kaydını getirin lütfen. Yok ki. Yani var da bende yok. Annesindedir herhalde. Öyleyse arayın hanımefendi. Bu kadar önemli bir işlemi neden ihmal ettiniz? Sağlık ocağına kaydını yaptırmanız gerekiyordu. Şey, biz köydeydik de. Neyse, ben arayayım annesini. Yoldayım, beyaz mı var? Meleğe bir şey mi oldu yoksa? Sağlık ocağından bir hemşire geldi. Bebeğin nüfus cüzdanını istiyor. Ne dedin? Annesindedir dedim. Ne diyeceğimi bilemedim ablan. Yakalamayacağız. Tamam, tamam, sen bir sakin dur. Geliyorum ben. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Kayıt için fotoğraf gerekiyor da. Siz mi çekiyorsunuz? Yani böyle mi oluyor? Siz nüfus cüzdanını verin. Annesindeymiş. Peki, anlaşıldı. Bugün bu işi halledemeyeceğiz. Daha sonra tekrar gelirim. Kusura bakmayın. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Videosunu çektim. Sadece bebeği çektin değil mi? Ev belli edecek bir şey yok için. Bana işimi öğretme Aslan. İşte bu. Bir sorun çıktı mı? Çıkmadı. Kız evde yalnızdı zaten. Salak şey. O kadar korktu ki şüphelenmek aklın ucundan bile geçmemiştir. Aferin. Şimdi ortalıklarda gözükme. Hadi uzaklaş.